Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek. Teknenizi karaya çekmeden zehirli yapabilin diye dizayn edilmiş bir salma tipidir. Ha birader geldi. Baksana yedek salma yapmışlar. Yedek salma mı yapmışlar? Dostlar herkese merhaba. Biraz mecburi bir video çekmeye ara verme oldu. Yaklaşık 2 haftalık uzun bir karantina sürecini atlattım. Sıkıntılı geçen bir Covid vakasıydı. 2 aşım olmasına rağmen oldukça zorlandığımı söylememde fayda var. Ve aşı olduğum için bu anlamda mutlu oldum. Çünkü çok yorucu ve hafife alınmaması gereken bir şey olduğunu maalesef deneyimleyerek öğrenmek durumunda kaldım. Ancak gayet iyiyim ve Ayvalık Marina'dan Marmaris'e doğru yola çıkmak için kardeşimin operasyonuna yardımcı olmak için geldik ve keyifli bir seyirle devam edeceğiz. Bu videonun konusu salma tipleri olacaktı. Teknenin üstünde anlatmak istediğim salma tiplerinin fotoğraflarını ve görsellerini internette araştırırken çok komik bir şey oldu. Kafamı bir çevirdim ki anlatmak istediğim 4 salma tipinin 4'ünün de yan yana marinada olduğunu fark ettim. Niye bunu komik buluyorum? Çünkü bazı salma tipleri özellikle Ege Denizi'nde bizim teknelerimiz, bizim coğrafyamızda çok görmeye alışık olduğumuz salma tipleri değil. Kuzey denizleri için de dizayn edilen salma tipleri var. Eski full kill dediğimiz artık çok güncel üretilmeyen ancak denizcilikte çok uzun yıllar kullanılmış bir salma tipi var. Ve onun dışında da anlatmak istediğim diğer salma tipleri artık çok kolay görebileceğimiz daha çok üretimde kullanılan salma tipleri. Ancak hepsinin farklılıkları var. Hepsinin farklı tepkileri ve tekneye uyguladığı farklı dinamikleri var. Bunları anlatmak istedim. Bilgi dolu bir içerik olmasını arzu ettiğim bir videoydu. Çünkü artık teknelerimizi seçerken teknelerimizin konfor unsurları dışında da bakmamız gereken teknik detaylarına ufak ufak değinmeyi ideoloji belledim son videolarda. Ve çok abartmadan, çok böyle bilgi şovu yapmaya çalışmadan, çok teknik konuşmadan mümkün olduğunca yalın anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim salma tiplerine ve ilk anlatmak istediğim salma tipi aslında neredeyse en eskisi olan 1600'lü yıllarda salma icat edildiğinde kullanılmaya başlayan salma tipi. Yani full kill dediğimiz teknenin altından tamamen uzun bir şekilde salma görevini gören bir uzantı olan full kill. Efekti nasıldır? Denizcilik anlamında nasıl tepkiler verir? Dezavantajları ve avantajları nelerdir? Full kill ile başlayalım. Keç armalı oldukça iyi bir deplasman teknesi örneği gördüğümüz tekne. Tekne sahibinden müsaade almadık ama çok güzel teknesini göstermiş olduğumuz için umarım bize gönül koymaz. Full bir salması var. Yani body type da denir, full kill dediğiniz. Gördüğünüz gibi teknenin başından sonuna kadar ilerleyen ağırlık merkezini aşağı taşımak için dizayn edilmiş yaklaşık bordodan sonra yani teknenin altından sonra 1 metre kadar daha uzayan ve toplamda kendi boyumla mukayese ettiğimde aşağı yukarı 1.70'lik bir draftı olan full kill bir tekne. Peki full kill nasıl tepki verir? Neleri avantaj ve neleri dezavantajdır? Full kill salma aslında ilk icat edilen diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Avantajı çok uzun bir drafta ihtiyaç duymaz. Yani bu gördüğümüz tekne aşağı yukarı 42 belki de 45 fite yakın bir tekne. 1.70-1.80 draft oldukça da kısa sayılabilir. Güvenlik olarak hiç problem yok. Yatma açısını oldukça konforlu şekilde kullanır. Tabii ki ben bu gösterdiğim örnekte ne kadar salma ağırlığı ve balast olduğunu bilmeyerek konuşuyorum ama doğru hesaplandıysa full kill'de oldukça güvenli ve healing momenti düşük bir salma tipidir. Yanal hareketlerde biraz daha fazla tepki verebilir. Yani çok da uzun olmadığı için draftı. Biraz böyle rolling dediğimiz hani pandüle düşmek dediğimiz eylemi birazcık daha fazla hissettirir. Ancak kafadan gelen dalgada düşme ve çıkma anlamında suyu çok iyi kesen, suya oturan, suyun üstünde kayan değil, suyun içinde hareket eden bir gövde yapısı olduğu için oldukça stabil bir tekne ve salma tipidir. Dezavantajı, orsa giderken çok iyi bir açı yakalayamamak olabilir.
Yani standart kabul ettiğimiz 45 dereceyi tabii ki çok rahatlıkla yakalayacaktır. Ama bunun altına sizi indirebilecek bir orsa kabiliyeti sunan bir salma profili değildir. Ve leeway dediğimiz orsa giderken ne kadar her şeyi doğru yaparsanız yapın, her teknenin birkaç derece yana düşmesi, rüzgar altına düşmesi olayı olduğu için bu leeway olayına karşı en fazla efekt üreten salma tipi de full kill dediğimiz bu salma tipidir. Ama iş pupa ve apaza döndüğünde ağırlık merkezini aşağıda tuttuğu halde çok uzun bir drafta sahip olmadığı için gayet performanslı şekilde pupa ve geniş apaz seyirleri yapar. Bu da avantajıdır. Bir avantajı da tabii ki uzun bir profilden fin kill gibi ya da bulk kill gibi anlatacağımız salmalar gibi çok uzunluğa ihtiyacı olmadığı için evet yanaşma ayrılmalarda Ege'de özellikle sığ yerlere girmek isteyen ama monohull tek gövdeli tekne kullanmak isteyen denizciler için de bir avantaj sayılabilir. Çok uzun bir drafta ihtiyacı yoktur. Yani 50 feet full kill bir tekne 1.70-1.80 draftla idare edebilirken 50 feet bulk kill bir tekne 2.10-2.20'lere ihtiyaç duyabilir. Çünkü salmayı sadece merkeze alarak ağırlığı merkezde toplamayı hayal ettiğinizde otomatikman daha fazla ağırlığı daha fazla uzağa koymanız gerekiyor ve bu yüzden de draftınız uzuyor. Draftın uzaması bazı denizciler için çok ideal bir avantajdır. Ben bunu seven taraftayım. Performansı çok önemsediğim için. Ama bazı gezgin denizcilerde draftı ne kadar kısaysa o kadar daha iyi hisseder. Çünkü girmek istediği, keşfetmek istediği yerler başka olabilir. Full kill artık günümüzde çok üretilen bir salma tipi değil. Çünkü bu tip tekneler artık çok üretilmiyor. Birkaç örneği var hala üretim yapan. Şu an aklımda değil, marka marka sayamayacağım ama internetten araştırabilirsiniz. İyi bir tekne tipidir. Eskilerini bulmak artık günümüzde çok kolay. Ve bu eski tipte üretilmiş catch'ler, full kill tekneler eğer iyi durumdaysa uzun yıllar hizmet edebilir. Hala dünya turu yapabilir. Hala birçok denize fırtınaya karşı çok rahatlıkla ve güvenle mücadele edebilir. Sürat yapma tekneleri değillerdir deplasman tekneleri. Daha gezginciler için stabil, yavaş ama oldukça dalga salınım konforu yüksek denizci teknelerdir. Bu salma tipini de böyle kısaca açıklayabiliriz. Şimdi gelelim standart günümüzde görebileceğimiz salma tiplerinin farklarına. En sona çok özel bir salma tipi bıraktım. Her zaman çok gözükmez. Şu anda da ona bakıp duruyorum. Kuzey Denizi'nde ya da kuzeydeki teknelerde çok görebildiğiniz bir özellik ama Ege'de çok az rastladığınız bir şey. Dezavantajları, avantajları nedir? Onu, o sürprizi sona bırakıyorum. Şurada tekneyi görebilirsiniz. Şimdi gelelim bulk kill dediğimiz. Günümüzde aslında 2000'li yılların teknoloji harikası olarak hayatımıza girmiş. Daha sonrasında da canting kill dediğimiz hareketli salmalar içinde dönüştürülmüş bir formüldür ama hareketli salmalara girmeyeceğim. Çünkü hareketli salmalar sadece performans ve çok yüksek sürat üretmek isteyen tekneler için. Yani denizcilikle çok ilgili bir konu değil. Biz daha gezgin ruhlu denizcilerin salmalarından bahsediyoruz. Hareketli salma çok güvenli bir şey de değil. Çok pahalı bir teknoloji ve çok güvenli değil. O yüzden bu videoda ona değinmeyeceğim. Şimdi gelelim bulk kill'e. Bulk kill nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte bakımı hazırlanmış, daha bakımı yapılmamış bir Hanse 415. Yuda Browning'in dizayn ettiği çok güzel teknelerden bir tanesi. Ve salması oldukça uzun. 41 feet bu tekne ama draftı gördüğüm kadarıyla yine kendi boyumla kompanse ettiğimde yaklaşık 2.05-2.10 gibi büyük bir balbu var. Bulb dediğimiz bu parça aşağıda böyle bir göz damlası ya da torpil şeklinde olan bir salma ve salmanın ana gövdesi de burada. Genelde bu gövdeler epoksi ile kapatılmış gövdeler, içinde genelde demir olur ama bulb'da ideali kurşun kullanılmasıdır. Yine de ağırlığı yeteri kadar tutturabiliyorlarsa demirle kurşun karışımı olduğu da oluyor. Ancak ideali kurşundur. Bu salma tipinin en büyük avantajı ağırlık merkezini tam teknenin merkezinden gönderebildiği en derin noktaya kadar gönderebilmesidir. Ve orsa gitme anlamında en avantajlı salmalardan bir tanesidir. Dezavantaj diyebilir miyiz? Çok tartışılan ama pupada da keza rakibi Finkiel'a göre, yani bir önceki jenerasyon rakibine göre bir tık daha yavaş kalabilen bir salma tipidir. Ama çok stabil, çok performansa yönelik,
teknenin dinamiğine, dalga salınımına hiçbir negatif etki vermeyen, günümüzde en çok kullanılan salma tiplerinden bir tanesidir. Ve ağırlık merkezini ufaltarak derine indirdiği için de özellikle leeway dediğimiz yana düşmelere en iyi tepki veren ve leeway'i minimize eden salma tipinin bulk keel olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dezavantajına gelecek olursak, uzun bir drafta sebebiyet verir. Uzun bir drafta sevmiyorsanız eğer, o zaman bu salma tipi size çok uygun değil. Çünkü kısa bir drafta uygulandığında bu sefer de yapması gereken efektleri çok yapamıyor ve pupa giderken pandüle düşmeyi, rolling'i oldukça arttırıyor. Bulk keel'in kısaltılmış versiyonları var. Tavsiye ettiğim bir şey değil. Eğer bu tarz bir salmalısı olan tekneyi istiyorsanız draftını uzat yani mümkün olduğunca uzun versiyonu satın alıp performansı önemseyip orsa giderken en iyi açıları yakalayabilmeyi dert ediyorsanız bu salma tipi sizin hayatınıza daha çok uygundur. Ama hem bulk olsun hem de kısa olsun derseniz, ki bazı fabrikalar bunu opsiyon olarak sunabilir, kesinlikle yanlış bir karar olacağını ve devamlı yana savrulan, yanal dalgada çok zorlanan bir tekneye sahip olacağınızı söylemem lazım. Ama eğer draftın uzaması ile ilgili probleminiz yoksa, ona göre yerlere gidiyorsanız, ki 2.10, 2.20 çok kabul edilebilir draftlardır Ege Denizi için. Onu da söylemekte fayda var. Tabii ki üstüne çıktıkça artık dezavantajlar başlar. Benim en sevdiğim değil ama en çok tercih ettiğim ikinci salma tipidir. Çünkü oldukça iyi performans üretir. Birçok yarış teknesinde bulk keel'i görebilirsiniz. Ancak pupa canavarı olan birçok teknede de göremezsiniz. Böyle de ilginç bir tarafı vardır. Genelde rüzgara karşı dar açılarda çok iyi seyreden tekneler bulk keel'de üretilir. Bir tane de dezavantajı, bir şeye takıldığında onu suya girmeden çıkarmanız çok mümkün olmuyor. Çünkü altındaki torpil yapısı bir balıkçı ağını ya da atıyorum bir halatı kaptığında gerçekten ona sarılmak için dizayn edilmiş gibi. Her zaman bir denizcinin kokpitinde bir dalış takımı, yani dalış takımı derken tüpten bahsetmiyorum, bir kıyafet, bir bıçak, iyi bir palet, iyi bir gözlük olmasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü 2 metre derinliğe dalmak bir şey değildir. Bunu aşağı yukarı herkes yapabilir ama bunu yapmanız gereken çok zaman olacaktır. Özellikle sail drive'sa makinanız bir misina dolandığında ilk yapmanız gereken şey o misinayı temizlemektir. Yoksa keçelerin patlatıp su alabilirsiniz ve sail drive'in keçesi patlayıp su aldığında 3 kuruşluk bir masraf olmasına rağmen karaya çekmeden çözülemediği için mutlaka bir dalış kiti olmasında fayda var teknenizde. Bulk keel'in dezavantajı çok tartışmaya açık şekilde karaya oturduğunuzda çıkarması biraz daha zordur. Karaya oturmayın. Ve bir şeyi dolandığında çıkması bazen diğer salma tiplerine göre sizi daha fazla suya sokmak gerekebilir. Çünkü çoğu salma tipinde tornistan yaparak kurtarabileceğiniz bir sürü metal yer varken tornistan'da daha büyük bela olur. Çünkü özellikle arkası da incelerek geldiği için bir şeye sarıldıysa çıkarmak çok zordur. Ama bunun dışında performans için müthiş bir salma tipidir. Evet, çok hoş, naif 1980'lerin hem gezen hem de yarışabilen gövde yapısında tahmin ediyorum eski bir Veneto First ve klasik bir Fink Heel'e sahip. Bu gördüğünüz şekil aslında ilk icat edilen Fink Heel'lardan çok klasik bir duruşu olan bir yapıda ama şu gördüğüm 32-33 fitlik teknenin bile 1.80-1.90'a yakın bir draftı var. Oldukça da güzel bir tekne. Formu çok güzel. Yaşına bakılmaksızın hala keyifle insanları seyahat ettirebilecek güzellikte bir arma yapısı ve alt dizaynı var. Fink Heel benim en çok sevdiğim, en çok tercih ettiğim salma tiplerinden bir tanesi. Şimdi gelelim sebeplerine. Beni yakinen tanıyan denizci ve yarışçı dostlarım çok iyi bilir. Ben 1980'lerin dizaynları, yarış ve gez teknelerine çok hayranım. Hep söylerim işte, birazcık geniş bir karnı olan yarı deplasman teknelerini çok seviyorum. Çünkü bunlar hem yeteri kadar sürat üretebilen, hem yeteri kadar verimli yelken yapabilen, çok iyi orsa giden, ben çünkü çok iyi orsa gidebilmeyi çok önemsiyorum. Yeteri kadar pupa sürat üretebilen, stabil ve güvenli teknelerdir ve her hava koşulunda çok keyifli yelken yaparlar. Bu teknelere örnek verecek olursak, merak edenler için IOR sınıfı tekneleri derseniz, özellikle 80 yani 75 ve 90 yılları arasında üretilmiş IOR tekneleri derseniz benim hayran olduğum tekne tipini çok rahat görebilir. Sebeplerini de anlayabilirsiniz. En büyük sebeplerinden bir tanesi, bu teknelerin neredeyse tamamı Fink Heel'de üretildi. Ve Fink Heel ağırlık merkezini
merkezde toplamak için dizayn edilmiş ancak ince ve kibar naif bir yapıya sahip bir salma biçimidir. Balk gibi ucunda büyük bir ağırlık taşımadığı için de pupada yavaşlatma unsuru olmayan bir salmadır. Oldukça yeterli şekilde sürat üretmeye yardımcı olur. Leeway etkisi Balk yıla göre 1-2 derece fazladır. Yani Leeway'de daha başarılı bir salma tipi değildir. Ancak all purpose dediğimiz bazı yelken tiplerinde yani her şeyi iyi yapmaya çalışan bir salma biçimidir. Bir konuda uzmanlaşmak yerine hepsinde ortalamanın üstünde performans verir. Böyle balonlar da vardır. AP dediğimiz. Ve ben Fink yılı bu yapıya benzetiyorum. Bir şeye takıldığında çıkarması çok kolaydır. Hatta bazen kendiliğinden bile üstünden atabilir. Karaya oturduğunuzda onu kurtarmak daha kolaydır. Çünkü kalın ve geniş bir yapısı olmadığı için atıyorum Bombay'a oturup tekneyi 15-20 derece yatırsanız ya da mandara çapanızı bağlayarak botla böyle bir 20 metre uzağa atıp tekneyi birazcık çekseniz çok rahat kurtarabilirsiniz salmanızı. Bir yerden bizim YouTube kanalımızda bu teknikle salmamızı kurtardığımız bir video var. Benim en keyif aldığım salma biçimidir. Çok gelenekseldir artık. Hala günümüzde kullanılır. Özellikle bazı teknelerin hem bulk kill hem fin kill versiyonları üretilir. Ve satın almak isteyen denizci ya da yarışçı kişi için en önemli unsurlardan bir tanesidir. Buna en güzel örnek Beneteau First 40 olabilir. Yeni First 40'larda bulk kill ve fin kill seçeneği var. Birçok mesela denizci ve yarışçı arkadaşım fin kill'i tercih etti. Çünkü pupa performansının daha iyi olduğuna kanaat getirdiler ki bu bir gerçek. Günümüzde en çok hala kullanılmaya devam eden salma tipidir. Uzun yıllarda kullanılmaya devam edecektir. Çok böyle farklı nitelikleri yok. Dediğim gibi her şeyi ortalamanın üstünde yapabilen bir salma tipidir. Ama şimdi en sona sakladığım salma çok özel bir salma. Çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Dezavantajları da bol, avantajları da bol bir salma tipidir. İsmi de Twin Keel. Yani aslında iki salması olan bir tekneden bahsediyoruz. Şimdi onu görelim. Hayatımızda görebileceğimiz en ilginç salma tipi diyebilirim Twin Keel'e. Kuzey Denizi için dizayn edilmiştir. Çünkü çok ilginç gelebilir size bu söyleyeceğim bilgi ama birçoğunuz için. Kuzey Denizi'nde büyük medcezirler olduğu için özellikle Fransa'nın Brest bölgesi ya da İngiltere'nin alt bölgelerinde 4 ila 12 metre arası medcezirler olduğu için bu tekneler karaya düzgünce oturabilmek için dizayn edilmiştir. Yani Twin Keel'i olan bir salmanız varsa ve Kuzey Denizi'ndeyseniz teknenizi karaya çekmeden zehirli yapabilin diye dizayn edilmiş bir salma tipidir. Ha birader geldi. Baksana yedek salma yapmışlar. Yedek salma mı yapmışlar? Tolga ile dediğim gibi Ayvalık'tayız. Bu tekneyi gördüğümüzde ikimiz de çok tepki verdi. Yalnız güzel tekne Tolga. Tam böyle al dünya turuna çık yani. Astarı atılmış, zehirlisi daha atılmamış. Astarın da bence bu Moravya'nın rengi. Tabii ki teknenizi karaya çekmeyin diye salma dizayn etmediler. Ama böyle bir coğrafyada yaşıyorsanız ve böyle bir coğrafya için tekne dizayn ediyorsanız bunu da bir unsur olarak tutup buna göre bir dizayn yapabilirsiniz. İngiltere ve Kuzey Fransa bölgelerinde medcezir çok yüksek olduğu için az önce söylediğim üzere çoğu denizci teknesini karaya çekmek için bir lifte ihtiyaç duymuyor. Eğer ağır ve uzun bir bakımı yoksa yaptıkları şey şu. Medcezirler 4 saatlik periyotlarla çalışır. Yani iner 4 saat boyunca. Sonra bir ortada kalan bir boşluk vakti vardır. Sonra da 4 saatlik bir periyotta tekrar yukarı çıkar. Ve o arada kalan bir 2 saatlik periyotta çok rahat bir şekilde bir kat zımpara atıp, bir kat zehirli atıp ondan sonra tekne çıkınca duvarda döndürüp tekneyi aborda olup tekrar öbür tarafında zehirlisini atıp hızlı, çok böyle ince işçiliği olmayan ama zehirlinizi yenileyebileceğiniz bir biçimdir. İngiltere'de hani gözümle çok gördüğüm, ilk gördüğümde çok şaşırdığım, hep böyle dinlemiştim denizci abilerinden ama görünce abi ne güzel bir şey, lift parası yok, çekme atma yok, hiçbir şey yok dediğim, çok da özendiğim bir durumdu. Twin Keel bunu yapmak için en güzel salma biçimidir çünkü tekneniz tam denizin üstü, karaya böyle pat diye sanki lifteymiş gibi, sanki tekne karaya alınmış gibi oturabilir. Ama denizcilik anlamındaki tabii ki tek avantajı bu değil.
Bir avantajı Twinkle'de draftınızı oldukça kısaltabilirsiniz. Neredeyse teknenin karina derinliği kadar drafta ihtiyaç duyar. Ki bu tekne de çok iyi bir örnek bunu göstermek için. En büyük avantajı kısa draft sahibi olmasıdır. İkinci avantajı hakikaten yanlarda olduğu için ağırlık bu yanal hareketlerde çok güzel tepki verir. Ama bir önemli dezavantajı ise o kadar kısa bir drafttır ki yanal yüksek dalgalarda ciddi anlamda sizi hırpalayabilir. O yüzden çok deplasmanlı, çok karina derinliği uzun teknelerde kullanılır. Kuzey Denizi'nde dizayn edilmeyen ya da oralarda gezmek için dizayn edilmeyen bir tekne olsa bu salma tipi kullanılmaz. Bu salma tipi çok tavsiye edebileceğim. Performanslı, verimli bir salma tipi değildir. Orsa performansı çok kötüdür. Özellikle altını çizmek lazım. Pupa'da da aksine hiç tekneyi yavaşlatmayan biliyorsunuzdur. Çünkü hem merkezde değil, yanlarda yanal hareketleri gayet güzel, çok sert havalar dışında ve ortadaki karinadaki boşluğu da rahatlattığı için böyle teknenin rahat süzülmesini sağlayan bir yapıdadır. Güvenlidir, onu söyleyebiliriz. Yani healing momenti biraz yüksek olsa bile teknenizin acaba devrilir mi gibi bir soru sormanıza gerek yok. Bu arada çok yeni başlayanlar için o sorunun da cevabını verelim. Teknelerinizi deviremezsiniz. Çünkü ne tip bir salmanız olursa olsun teknenizin ağırlığının minimum %33 kadar derinliği suyun altında taşımak zorundasınız. Ve bu size bir hacı yatmaz özelliği verir. Fiziken anlatmaya gerek yok. Ama bunu şöyle hayal edebiliriz çok basit bir anlatımla. Ben aşağı yukarı 80 kiloyum. Başımı bir yere sabitlesem, ayaklarımı bir yere sabitlesem ve kollarıma da benim 25-30 kiloluk bir ağırlık tuttursalar sırt üstü dönebilir miyim kendi gücümle? Asla dönemem. Her kilo olsa dönemez. Ve kaç kilo olduğunuzun bir önemi yok. Toplam ağırlığınızın en az %30'u kadar bir ağırlıkla bu dediğim pozisyonda sırt üstü dönemezsiniz. Tekneler de bunu yapamazlar. 10 tonluk bir teknenin 3 tonluk bir salması varsa bu tekneyi artık deviremezsiniz. Çok gelen sorulardan bir tanesidir. Aynı zamanda katamaranların birçoğunda salma olmadığı için katamaranlar devrilebilir mi diye. Matematiksel olarak, istatistiksel olarak evet devrilebilirler. Ve bunun için de altlarında özellikle tuvalet bölümlerinde acil durum çıkış pencereleri vardır. Peki hiç duydunuz mu derseniz seri üretim satılan standart bir katamaranın devrildiğini duymadım. Çünkü salmaları olmadığı ve yüksek konfor üretebilmek için üretildiklerinden designerlar da ona göre bir yelken alanı ona göre bir direkt boyu hesaplarlar ve gezgin katamaranlara artık salmamsı eklentiler koymaya başladılar. Şimdi göstereceğim. Ancak merkezinde değil, merkezinde olması da gerekmiyor çünkü merkezinde karinası olan bir yapıda değil ve standart seri üretim gezi katamaranlarını devirebilir miyiz sorusunun cevabı hayır. Matematiksel olarak mümkündür. Ancak o matematiksel olarak mümkünlüğü ortadan kaldırmak için designerlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve ben devrilebilen bir katamaran daha duymadım. Ama performans katamaranları için bu söylediğim geçerli değildir. Sadece performans odaklı teknelerde evet devrilmek mümkün. Katamaranlardan bahsediyorum ve o bambaşka bir durumdur. Yani bir F1 arabasının standart günümüzdeki bir sokakta kullanılan arabadan daha güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Performans katamaranları devrilebilir ama gezgin katamaranlarının devrildiğini ben görmedim. Bu konuda çok müşteri olabilirsiniz. Çünkü artık onlara da salma koyuyor. Ve birçok tekneye konan salma uzantısı katamaranda. Ama bakın bu aşağı yukarı 45 fit bir katamaran ve draftı bu salması olmasına rağmen 1.30-1.40 civarında yerdeki tahtaları hesaplıyorum. Ve neredeyse su hattı çizgisi anca göğsüme geliyor. Bu da en fazla 1.30-1.40 yapar. O yüzden kısa draft avantajını kaybetmemiş. Salmalı bir katamaran örneği seri üretim. Standart bir Fontaine Pajot modeli de belizmiş. Oldukça çok satılmış. Oldukça çok müşterisi, alıcısı olan güzel bir katamaran markasıdır. Ve evet onları da deviremezsiniz. Bu soruya da buradan cevap vermiş. Evet biraz yağmur yağmaya başladı. Çekik alanımda çalışmalar var. Sesler için özür dilerim. Bilgi içeriği yüksek sohbet tadında bir video yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Biz buradan Ayvalık'tan Marmaris'e doğru yola çıkacağız kardeşimle birlikte. Yolda güzel bir içerik üretmeyi planlıyoruz. Biraz dingin bir vakitteyim.
hem hastalık atlatmak hem de uzun süre evde olmaktan dolayı video çekmeye ara verdik. Bunun için kusura bakmayın. Ancak bilgi dolu içerikler devam edecek. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yelkencilikle ilgili çok ilginç şeyler bulabileceğiniz bu kanalda kalmanızı tavsiye ederim. Herkese sevgiler. Burada her şey gerçek. Burada her şey gerçek.